Herkese yeniden selamlar. Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün tüm ikizler burçları için 10-16 Temmuz haftalık kahve bakımlarınızı yorumluyorum. Güzel, hayırlı, uğurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Her birinize artık mutluluklar sizleri bulsun sevgili arkadaşlar. Ne oldu böyle çok düz açıldı. <laughs> Güzel güzel iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şu kısım akar mı? Bilinmez. İyi birazcık akıyor. Geçmişteki olayları sürekli gününüze taşıyorsunuz bakın. Ama bunu negatif anlamda önünüze taşıyorsunuz. Yani ben geçmişte şöyle başarılar yaşamıştım. Geçmişte böyle güzel günler olmuştu değil. Sevdiğiniz belki ekspertlerinizi bile hatırlarken kavga etmiştik. Şöyle olmuştu. Başıma şöyle işler gelmişti. Böyle hatalar yapmıştım diye birazcık ee, geçmişi bile hatırlarsak kendinden seni negatif hatırlıyor gibiydiniz bu hafta ile beraber arkadaşlar evet. Bakın geçmiş, geçmişteki o negatif sol tarafa denk geldiği için burada o geçmişteki negatif anılardan biraz daha uzaklaştığınız durumlar var. Tabii ki bu bireysel karar olabilir. Artık onu düşünmeyeceğim deyip bir karar alabilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızda güzel şeyler olur. İş, aşk, sağlık anlamında güzel dönemlere geçişiniz olur. Bu şekilde de oh, o eski kötü günler bitti. Şimdi güzel günler sırada ve bir şeyler düzelmeye başladı. Tabii ki ben de artık işte yaşamdır, hayattır, kendi ölüme bakabileceğim bir döneme geçiyorum diyebilirsiniz. Burada özellikle arkadaşlar kayıp yaşadığınız alanlarda biraz daha sizlerin ilerleyişiniz görünüyor. Bir taht kurmak istiyorsunuz birisinin gönlüne, bir işle ilgili olabilir. Sanki birisinin ya da birilerinin işte birileri için popüler olmak, birileri için vazgeçilmez insan olmak, işte arana eleman olmak vardır ya. Biraz daha böyle bir insan olma durumunuz var. İnsanlar bu dönemde sizin çok fazla çevrenizde bulunmaya çalışabilirler. Sizlerden adında soyadında V, Y, T, N, Z harfi olanlar var mı? Olanlar arkadaşlar vallahi müthiş bir döneme giriyorsunuz. Çünkü bir balık geliyor ama balık direkt sizsiniz. Yani asıl kısmet burada sizsiniz. Bir para gelecekse size geliyor. Bir başarı varsa sizden kaynaklı ya da sizin sayenizde gerçekleşiyor diyebilirim. Böyle mükemmel bir etkiniz var. Belki de dedim ya birilerinin gönlüne taht kurabilirsiniz. Birileri için çok önemli bir insan aranan insan, en çok hani hakkında iyi konuşulan, iyi düşünülen insan olabilirsiniz dedim ya. Bakın bu harfler sizde varsa Adınız ya da soyadınızda böyle müthiş bir etkisi var. Ama derseniz bunlar benim adımda soyadımda hanemde de hiçbir şekilde bu harfler yok. Bu güzellikler gelir ama dediğim gibi bir başkasının sizin bu şeyleri yapabilmeniz adına size yardım etmesi gerekebilir. Yani biraz daha bir yardımcı vasıtasıyla ...bu işlerinizi hallediyorsunuz diyebilirim. Bir süreden beri böyle hayalet gibi bir şeyler var arkadaşlar. Yani e, yersiz bir korkunuz var. Hiçbir şey olmamasına rağmen sanki her an bir şey olacakmış... ...her an e, biri size kızacakmış... ...her an e, başarısızlığa uğrayacakmışsınız gibi... ...yani var olmayan ortada bir korku var. Tabii ki bu ruhani bir şey de olabilir açık söylemek gerekirse... Ama onun haricinde de açıkçası olmayan şeylerden dolayı bazı endişeleriniz var. Tabii ki bunlar boş endişe. Onu söyleyeyim, bu bir boş endişe. Çünkü sizin hallettiğiniz şeyler. Daha dereyi görmeden paçalarınızı sıvarken bir korku içerisindesiniz. Hiç böyle yapmanıza gerek yok. Gayet iyisiniz. Yani evleniyorsunuz ya olmazsa yetmezse ya aksiye çıkarsa çıkarsa çıkar. Ne yapalım? Ama sonucunuz güzel görünüyor. Yani hiç kendinizi korkutmanıza, endişelenmenize gerek olacak bir durum yok. Sizlerin var mı tanıdığınız bir Güneş yükselen Ay burcu Koç, Terazi ya da Yay burçlarından birileri? Çünkü bu kişilerle daha yakın mesafeden bazı konuşmalar olabilir. Beraber bir kişiyi alt etme ya da bir olayın gerçekten yani olayı alt etmek diyelim. Olayın üzerinden gelme gibi bir olay için beraber bir proje yapıyorsunuz. Bu şu şekilde de olabilir. Belki bu sizin partneriniz ve beraber aşmanız gereken insan ya da durum faktörleri var. Beraber bu işin altından kalkıyorsunuz. Demek ki bu dönemde genel olarak sevgili ikizler burçları yalnız değilsiniz. Normalde her şeyi kendiniz yaparsınız. Bir şey olacaksa siz hemen atılırsınız. Ön plana çıkmaya çalışırsınız. Bir şeyleri yani yapayım, halledeyim, olsun, bitsin durumunda olduğunuz için demek ki bu gelen şeyler büyük şeyler, belki bilginizin olmadığı şeyler var ya da sadece sizinle olacak şeyler değildir. Şimdi aileler, maileler söz konusuysa e, haliyle sizin tek başınıza yapabileceğiniz şeyler değil, birilerinin yardımı gerekli. Bu işte ister bebek olsun, ister iş olsun, ister taşınma olsun, ister aileler arası bir durum olsun. Yani bu istediğiniz, aradığınız yardım sizlere geliyor. Dip kısımda arkadaşlar böyle bir bu kalemun var. Evet bu kalemun bazı olayların değişmesi yani yön değiştirmesi anlamına geliyor. Taşınmayı isterken bir anda yok yok ben burada kalacağım. Burada ben bir şeyler yapayım diyebilirsiniz. İş yerinizden çıkmayı düşünüyorsanız çıkmayıp orada kalabilirsiniz. Böyle fikirsel anlamda değişim durumlarınız var. Normalde evlenmek istemiyorsunuzdur. Evlilik düşünce sizin aklınıza yatmaya başlayabilir. Böyle bir düşünce değişimleri sizleri bekliyor diyelim. Güzel bir S harfiniz var. Sizler için güzel bir yol, güzel bir süreç aslında bu dönemde başlıyor partnerinizle aranıza yani aklınızda birileri varsa eğer ki ve bir problem yaşıyorsanız bu dönemde karşıdan gelen bir haber, karşıdan gelen bir bir mesaj, bir söz sizlerin bu probleminizin düzelmesi konusunda çok büyük artı sağlıyor. Şöyle söyleyeyim. Ona güvenmiyordunuz. Neden? Çünkü birisi vardı. Sanki ona çok değer verdiğini düşünüyordunuz. Bir bakmışsınız ertesi gün yav, bana çok yanlış bir şeyler söyledi. Ben de şutladım gitti onu. Yani siz de şöyle bir izlenim bırakabilir. Demek ki bir şey olduğuna gelip bana bu kişi anlatıyormuş ve e, yanlış lafını gelip bana söylüyor diğer tarafın ve onu şutlamış. Yani onu hayatından göndermiş. Demek ki bir şeylerini bana anlatan bir insan, başkalarından vazgeçebilen bir insan ve benim nasıl diyeyim yani hayatında olduğumu farkında olan bir insan diyebilirsiniz ve bir güven durumu tekrardan oluşabilir. İş, güç, yani aile hayatı içinde bu, bu şekilde böyle bir güzellik durumunuz var. Bazı adımlar atmaya çalışıyorsunuz ama hep bir maddiyatla karşılaşma durumunuz var. Bakın bu paranız yoktur diye değil. Sadece istediğiniz şeye o para değer mi? Belki bunu düşünüyorsunuz. Ya da gerçekten parayla ilgili bir durum var. Para vardır ama sizin değil de işte ailenindir, partnerindir ya da sizindir. Bir yatırım durumundadır. Ya yatırımımı şimdi bozmaya değer mi? Gibi sorular aklınızda olabilir. Yani güzel bir adım atmak istiyorsunuz ama hep böyle bir belirli noktada sizi durduran bazı şeyler görünüyor. Görünmüyor değil. Bir anahtarınız var arkadaşlar. Bu anahtarın içerisinde öyle ya da böyle bir L harfi var. Sizin aslında çözümleriniz burada. Yani bu L harfi bir şehir olabilir. Bir insanın adında soyadında olabilir. Meslek. Sizin demek ki sıkıntınızın çözümü bir meslekte olabilir. Belediyede olabilir. Bakın gene L harfleri. Böyle bir durum olma ihtimali mümkün. Bir şeyleri artık düşünürken sevgili arkadaşlar ya da uygularken önce şöyle bir düşüncenizle geçiriyorsunuz. Uygunsa ondan sonra uyguluyorsunuz. Normalde düşünmeden aklıma geldi, hadi uygulayayım diyordunuz ama bu haftayla beraber artık düşüncelerinizde Biraz daha bir olgunluk çökmesi. Normal dediğim gibi yardım almayıp kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi yardım alıp kendinizle bir şeyleri böyle iyice irdelediğiniz, daha böyle detaycı olduğunuz bir dönem. İkili üçlü vakitler bu dönemlerde sizler için önemli. İkili ilişkileri sürdürüyorsunuz. Parasal konulara ve aile, aşk, evlilik dediğim gibi normalde hissetmediğiniz şeylerse bile. Bu dönemde bir sarılma durumunuz, işinize, gücünüze bir sarılma durumunuz bu dönemde. Görünüyor. Bir yük var arkadaşlar. Bu yük artık bir rafa kaldırma durumunuz var. Bu çok güzel bir şey. Dediğim gibi yani bir şeyler bitiyor ve yerine yeni güzel şeyler geliyor. Zaten de bir şeyler yapma çabası içerisindeydiniz. Ee, belki bekliyordunuz. Kendinizi hazır hissetmeniz gerekiyordu ya da bir yerlerden bir şey gelecek. Onun için siz de kendiniz bekliyordunuz. Çok şükür ki. E, bu haftayla beraber biraz daha harekete geçebilme adına maddi manevi anlamda o güzel kaynağı elde etmiş görünüyorsunuz. Haydi bakalım niyetlerinizi. Şöyle bir bakalım. Niyetlerinizden bir tanesi inanılmaz derecede hızlı ilerledi. Bu birisinden ya da bir şeylerden kopmayla aslında ilerlenecek, çıkılacak bir yol. Biri aile evinden ayrılırsınız, evlenirsiniz işe başlarsınız ya da başka şehire taşınırsınız. Hala aile evinden çıkışta sizin için niyetinizin gerçekleşme dönemi başlayabilir. Aynı zamanda bu bir alandan ayrılma şeklinde olabilir ve sizin niyetinizin gerçekleşme alanı bu şekilde. Burası arkadaşlar dediğim gibi biraz daha yardımlarla alakalı. İkili ilişkileri mutlaka barındırıyor. Tek değilsiniz. Aşk olsun, iş olsun, sağlık olsun. Yani bilimum diğer konularda da hep böyle bir yardım alarak ilerlediğinizde bakın niyetinizin akış kısmı daha güzel, daha tutarlı bir ilerleyiş gösteriyor. Yani birilerinin sizi durdurması gerektiği yerde, gerektiği yerde hadi devam et demesine. Şimdi şunu yapacaksın demesine belki de ihtiyacınız var. Olabilir. Çok çaresiz kalmışsınızdır. Birinin bir şeyleri yap. Şunu yap, bunu yap. Bana bir yol göstermesine benim ihtiyacım var diye olabilirsiniz. Bu yol göstericilik var. Hane konuları güzel ama bir kadının hane içi konularda biraz daha fazla söz sahibi olması gerekebilir. Ondan sonra evde bir şeyler yaptıracaksa, evlilik kuracaksa, yuvasını düzeltecekse, eve bir şeyler söylenecekse bu kadının birazcık otorite kurması kıymetli olacaktır. Bazı konularda çok inatçı görünüyorsunuz. İnadınızı kırarsanız bir bereketlenme durumu, bir taşınma durumu, bir risk alma durumlarınız daha da böyle gündeminize olabilir. Ama dediğim gibi bir konuda inat yapıyorsunuz. Bu inadınızı kırmanız önemli. Aynı zamanda ayın 1 25'i durumu var. Ayın 25'i için arkadaşlar bir balık kafası görünüyor. Şimdi şuradan gördüm. Arkadaşlar balığın kafası kısmetle ilgili telefon gibi küçük küçük haberlerdir. İşte bir kişi sizin kısmetinizse tanışma dönemidir. Tekrar buluşma dönemleridir. Böyle bir süreç. Yani ayın 25'i geldiğinde bu yorum tabii ki daha net çıkar. Aylık tarot ve kahveye de bu konuda bakabilirsiniz. Benim kanalımda bu videolar mevcut. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı, düşüncelerini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız arkadaşlar. Bay bay.